İmam İbn-i Kayyim rahimahullah söylüyor, onun sözlerini aktaralım. وَالْاَدَبُ diyor, حِفْظُ الْحَدِّ بَيْنَ الْغُلُوْ وَالْجَفَاءِ بِمَعْرِفَةِ ضَرِ الْعُدْوَانِ. Edebin burada hakikatını tarif ederken diyor ki, edebin hakikati şudur. O nedir? İfrat ve tefrit arası, aşırılık ile gevşeklik arası. Aşırılık ve gevşeklik. Aşırı gitmek, ihmal etmek. Bu ikisi arası sınırları korumak. Nasıl bir bilinç ile? Çünkü haddi aşmak insana zarar verecektir. Yani hadlerin, sınırların aşılmasını bilerek ne aşırılığa kaymak ne de gevşekliğe kaymak. Aşırılık ile gevşeklik arasında süluk etmek, davranmak işte bu nedir? Bu edeptir diyor İbn-i Kayyım rahimullah. İnsanın edepli davranması. Çünkü bizim dinimiz edeptir başından sonuna kadar. Her bir şeyin edebi vardır, adabı vardır. Hatta senin tuvalete gitmenin adabı vardır. Senin eşinle cinsel ilişkiye girmenin adabı vardır. Misafirliğin adabı vardır. Konuşmanın adabı vardır. Susmanın adabı vardır. Her şeyin bir adabı vardır. Namaz kılmanın adabı vardır. Abdest almanın adabı vardır. Oruç tutmanın adabı vardır. Cihat etmenin adabı vardır. Her şeyin adabı vardır. O zaman bizim dinimiz tamamıyla adab dinidir.